Merhaba arkadaşlar. Şanlıurfa Özel Çamlıca Koleji Kütüphanesi'nden ve Çamlıca TV'den hepinize sevgiler, selamlar. Yepyeni bir Altını Çiziyorum programında yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu hafta çocuk kitapları üzerine konuşacağız. Bu hafta sizler için seçtiğimiz kitaba geçmeden önce neden çocuk kitapları okumalıyızdan biraz bahsetmek istiyorum. Catherine Randall'ın kitabı çok güzel hazırlanmış, küçücük ama çok derin bilgiler içeren, çok akıcı bir dille ifade edilmiş, güzel cümlelerle kişiye neden çocuk kitapları okuması gerektiğini anlatan bir kitap. Ve gerçekten benim de çok hoşuma giden cümleleri var. Onlardan biriyle başlamak istiyorum müsaadenizle. Mesela sayfa 12'de şöyle bir ifade kullanıyor yazar. Ahkam kesmeye, lafı dolandırmaya ya da böbürlenmeye kalkarsanız çocukların sabrını taşırırsınız. Tersine çocuk edebiyatında sözü damıtmak gerek. Bu edebiyatın en iyi örneklerinde umut, açlık, neşe, korkunun en arketipsel biçimleri, en saf biçimiyle ifade edilir. Çocuk kitapları edebiyatın aslında başyapıtlarıdır ve gerçekten çoğunlukla adab-ı muaşeret kurallarını öğretmek için, görgü kaidelerini öğretmek için kaleme alınsa da aslında bir çocuk kitabı çoğunlukla kişiye sadece bunları anlatmakla yetinmemelidir. Çocuğu hayata hazırlamalıdır. Bakın mesela sayfa 42'de de şöyle bir ifadesi var yazarın. Çocuk kitapları toplumun politik ya da ekonomik gücü olmayan bir kesimi için yazılır. Parası olmayan, oy kullanmayan, sermayenin ya da emeğin veya devlet kurumlarının üzerinde kontrol gücü bulunmayan ve her türlü tehlikeye açık olduklarını bilerek yönünü bulmaya çalışan insanlar. Aynı şekilde iş hayatının getirdiği zorunlulukları henüz üstlenmemiş, kendi ön yargılarını başkalarına dayatma ve için için kendini yiyip bitirme becerileriyle henüz donanmamış insanlar. Ve kendi kendimize ne söylersek söyleyelim, biz yetişkinler de hayatta pek çok kere çaresiz kaldığımızdan ne zaman bir şeye sil baştan başlamamız gerekse elde avuçta ne kaldığını hatırlamak için çocuk kitaplarına dönmeliyiz demiş. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Çok akıcı, çok çocuk kitabı okuma isteğiyle kişinin içini dolduran bir kitaptı. Domingo yayınlarından çıkmış. Catherine Randall'ın Neden Çocuk Kitapları Okumalıyız kitabıyla başladık programımıza. Bir öğrenci velimiz sevgili Feyza Güneş hanımefendi bize iki kitabı yollamış. Tevafuk oldu. Biz bu hafta Samet Behrengi'nin bütün öykülerinden bahsedecektik. Bu kitaba geçmeden önce sizlere biraz da boşluktan bahsetmek istiyorum. Annalena'sın kitabı Boşluk. Aslında bir çocuk kitabı görünümünde ama yetişkin kitabı. Çünkü çocukların çok algılayabileceği bir kavramdan bahsetmiyor. Kişinin içinde hissettiği boşluktan ve o boşluğu doldurmaya çalışmasından bahseden bir kitap. Yani genellikle yetişkinlerin kendi hayatlarında yüzleştikleri en önemli soruna parmak basmış yazar burada. Her sayfasında, daha doğrusu her iki sayfasında tek cümle ve şu şekilde rengarenk resimlerle donatılmış, bu şekilde kağıda basılmış bir kitap. Kitabın ana teması kişinin büyüdükçe içinde hissettiği boşluğun derinleşmesinin önüne geçmek aslında. Kişi büyüdükçe içinde bir boşluk fark eder ve dışında gördüğü hiçbir şeyde o boşluğu dolduramadığını, hatta kendi çabasıyla doldurmaya çalışmadığı sürece dışında bulduğu ne varsa sadece o boşluğu tıkamaya gayret etmekten öteye bir anlam taşımadığını ifade ediyor. Ve en nihayetinde kitabın sonunda hikayemizin kahramanı Julia, içindeki o boşluğu doldurmanın tek yolunun kendi içinin farkına varmak olduğunu fark ediyor ve kitabın en sonunda içindeki renkleri, içindeki sesleri, içindeki musikiyi fark ederek bu çabayla kendi içindeki boşluğu dolduran, hatta boşluğu doldurmaktan da vazgeçip o boşluğun kendisini ilerlettiğini, geliştirdiğini fark eden bir çocuğun kısa bir kesitle bize hayatın aslında kendi içimizden yol alan, kendi içimizde büyüyen, gelişen bir şey olduğunu ifade etmek için yazılmış güzel bir kitap. Kitabı da yetişkinler için tavsiye edebiliriz. Aslında çocuk kitabı görünümlü bir yetişkin kitabı. Bu haftaki kitabımıza dönelim. Teşekkür ediyoruz tekrar Feyza Güneş Hanımefendi'ye. Hem programımızı takip ettiği hem de katkıda bulunduğu için. Hatta sizlerden de katkı bekliyoruz sevgili arkadaşlar. Öğrencilerimizin ve velilerimizin
programımıza katkıda bulunması bizim için onurdur. Bu hafta Samet Behrengi'nin Bütün Öyküler isimli kitabını tanıtmak istiyorum. Aslında Samet Behrengi bizim Küçük Karabalık ve Bir Şeftali Bin Şeftali adlı öykülerinden tanıdığımız bir yazar. İran çocuk edebiyatının dünyaca ünlü yazarı Behrengi 1938'de Tebriz'de dünyaya geldi. İlkokul öğretmeni olarak hayata atıldı. Fars ve Azeri halk kültürü üzerine incelemeler yaptı. Halkın dilinde dolaşan masalları ve söylenceleri derledi, yorumladı, yeniden yazdı. Derlemelerinin yanı sıra çocuk öyküleri de yazdı. Ne var ki kimilerince çocuk öyküleri olarak görülen bu yapıtlar, kimilerince de İran ve diğer dünya halklarına adalet, eşitlik, sorgulama, direnebilme gibi öğütlerde bulunan metinler olarak kabul edildi. Zamanının şah yönetimine karşı masal ve hikayeler yazarak karşı koymaya çalışmış, baş kaldırmıştır. 1967 yılında 28 yaşındayken Aras Nehri'nde ölmüştür. Ölümü hep şüpheli bulunmuş, bir suikaste uğradığı düşünülmüştür. Sayısız dile çevrilmiş, dünyanın pek çok ülkesinde basılmış ve ödüller kazanmış Karabalık başta olmak üzere bütün öyküleri geniş kitleler tarafından sevilmiştir. Gerçekten çocukluğumuzun en lezzetli hikayelerinden ikisiydi. Küçük Karabalık ve Bir Şeftali Bin Şeftali. Daha önce ifade ettiğim gibi sevgili arkadaşlar, çocuk kitapları sadece çocuklara adab-ı muaşereti yani görgü kurallarını öğretmek için kaleme alınmamalı. Aynı zamanda insanı insan yapan bağ kurma, kendini ifade etme, kendini gerçekleştirme, tabiri caizse içindeki boşluğu doldurmaya gayret etmek için sürekli kendini geliştirme, sürekli bir çaba ve emek ortaya koyma bakımından çocuklara aslında destek olunmalı. Ve böyle çocuk kitapları ancak yetişkinler tarafından da okunan, sevilen ve o insanlara faydalı olan kitaplar. Dolayısıyla Tebrizli Samet Behrengi'nin bütün öykülerini bir arada toplayan bu kitap değerli bir kitap gerçekten. Hem çocuklarınızla birlikte okuyabileceğiniz, hem gençlik çağlarında ve anne baba olduktan sonra da hangi hikayeler, hangi betimlemeler üzerine çocuğa hayata dair fikir verebileceğinize dair güzel bir bakış açısı kazandıran bir kitap. Her zaman söylediğim gibi şiddetle değil ama şefkatle tavsiye ediyorum. Haftaya yepyeni bir kitap tanıtımında buluşmak dua ve temennisiyle hoşça kalın.